annemle anneannemin yanında kalırken niçin? Evet. Radyoculuğu öğrenmek için. Uzun hikaye ama size şunu söyleyeyim. Oğlum ara. Bak o gün dese ki oğlum ne radyoculuğu? Boşver ben bugün burada değilim. Kırıkkale'de bir radyo. İsmini vermeyin. Niye vermediğimi şimdi anlayacaksın. Gittim başvurdum. Kabul etmediler beni. Böyle birkaç yer dolaştım. Artık kararımı verdim. Radyoculuğu unutuyorum. Çünkü kabul edilmedim ya. Bu şu çarşı Zafer Caddesi miydi şu? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Bak buradan geçmişte bundan 1994 yılında orada bir Lee mağazası vardı. Hatırlayanlar olur mu? Dikkatli yaşa, hatırlamak bile istemediklerin bir gün gelip ölene kon. Dünya bu. Sizi yaradan Allah'a kurbanayım. Ah yalan dünyadan, yalan dünyadan, yalan da. Ben gittim Sayın Valim. Sizin birkaç cümleyle düşüncelerinizi almak isterim. Yeni tanışıyoruz sizinle. Bu arada çok karizma bir valimiz var. Sizin kadar yakışıklı olmasak da değil mi? Valla siz kendi ağzını da söylediniz. Kırıkkale il olarak orta büyüklükte bir ilçe ama Kırıkkalelilerin gönlü çok geniştir. Böyle insanların hayatında çok büyük değişiklikler, çok hayati dokunuşlar yapar. Ben de Kırıkkale vali olarak ilk göre gelirim ama ben de Kırıkkalelilere, Kırıkkale kültürüne aşık oldum, hayran oldum. İnşallah onlar da aynı duyguları bize karşı besliyorlardır. Çok güzel bir şiir dinletisi oldu, oluyor. Kırıkkale'mizin kültür zenginliğine çok büyük katkılar getirdiniz. Hayatımıza, Ramazanımıza renk getirdiniz. Sizlere ve ekip arkadaşlarınıza Kırıkkale adına, kendi adıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Onur verdiniz. Sizden bunu duymak çok değerli. Sayın Başkanım, buyursunlar. Evet. Ben de özellikle başta siz olmak üzere tüm ekip arkadaşlarınıza çok çok teşekkür ediyorum. Kırıkkale'ye güzel bir gece yaşatıyorsunuz. Halen gecemiz de bitmiş değil. Yolu Kırıkkale'den geçen herkes bir şekilde Kırıkkale'yi anlatırken güzel, hoş anılarıyla anlatıyor. Ama sizin kadar güzel anlatan da çok az bulunuyor. Açık söyleyeyim, belki Kırıkkale'ye tayinle gelen memurlar ilk geldiklerinde hep şöyle diyorlar. Ya Kırıkkale'de ne işin var, niye geldin falan. Ama ne hikmetse Kırıkkale'de görev yapıp Kırıkkale'de yaşadıktan sonra Kırıkkale'den de ayrılmak istemiyorlar. Emekli emniyet müdürleri, emekli valilerimiz, emekli müftülerimiz Kırıkkale'ye yerleşiyorlar. Ama Allah'ın hikmetidir tabii. Gece saat 3.30'da dinleyici ararken bugün bu şekilde bir binlerin huzurunda bunu nasip ettiyse Rabbim, ne kadar şükretsek, siz de şükretseniz azdır. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Allah nasip ederse inşallah bundan sonraki her senemizde de burada olun. Rabbim nasip ederse. Çünkü kuvvetli bir taraftarımız var, sevenlerimiz var. Allah yolumuzu açık etsin. Buyurun Sayın Valim, Kırıkkale'mizin anısına da size bir paket takdim etmek istiyoruz. Abi geri gelir misin?
güzel bir akşam hakikaten, özellikle bugünkü şiir dinletisi de öyle. Genel itibariyle Kırıkkale'mize Ramazan çok huzurlu ve renkli geçiyor. Geçen yıl ilk bu meydan etkinliklerine katılmıştım, görmüştüm de bu yıl biraz daha gelişerek devam ediyor. Kırıkkale'mizin de ilgisi gördüğünüz gibi çok fazla. Ya bu tür etkinlikler özellikle Kırıkkale'mizin kültür hayatına çok önemli. Kırıkkale'mizin zaten böyle şeylere de çok ilgisi en üst düzeyde. Hem Ramazan, manevi bir hava var. Akşamda böyle hava da güzel. Bu tür böyle ince zevklerimizi de bu şekilde müzik dinletileriyle, konserlerle şey yapıyoruz, geliştiriyoruz. Bu tür etkinlikleri ben özellikle emeği geçenlere, burada görev alanlara, konser düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bu tür etkinliklerle Kırıkkale'miz kültürel bakımdan daha da zenginleşecek. Sayın Valim teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Kırıkkale geleneksel hale gelmiş olan iftar dan sonraki Ramazan sokağımızda yine her zamanki gibi oldukça kalabalık. Pek çok şehirde yok bu. Evet, her sene birazcık daha büyüyor. Görüyorsunuz bugün sevilen de bir sanatçımız var. Sanatçımız da oldukça kalabalık bir kitle, hayran kitlesiyle buluştu. Yolu da Kırıkkale'den geçmiş olması buna ayrıca bir farklılık kattı. Ben Rabbim birlikteliğimizi bozmasın, bereketimizi artırsın inşallah. Bu arada da şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Bugün de şehitlerimiz vardı. Bir eğlence programı olarak değil, bir Ramazan programı olarak devam edecek bu. Rabbim bütün şehitlerimizi, tekraren söylüyorum, rahmetiyle muamele etsin. İnşallah onları cennetinde en âli yerlere ulaştırsın. Kırıkkaleli halkımıza da tekrar sizin vesilenizle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Mübarek Ramazan gününde belediye başkanımızın meydanda düzenlemiş olduğu programdan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. 15 Temmuz'da ilk Türkiye'de ilk meydana inen Kırıkkale halkı meydanlara alıştı. Ve gerçekten de meydanlara inip bu programlarla Kırıkkale'de birliği, beraberliği, kaynaşmayı, yardımlaşmayı insanların el ele, gönül gönüle vererek birliğini gösteriyor. Bu bağlamda da Kırıkkale Belediye Başkanımız Ramazan ayının bereketiyle, güzelliğiyle birlikte de bu programlarda insanları iyice birbirine yaklaştırıyor. Dikkat ettiyseniz meydanda herkes var ve herkes çok mutlu. Herkes bu birlikten, birlikte olmaktan, sohbet etmekten de mutlu. Biz de bu bağlamda bu organizasyonu temin eden belediye başkanıma şahsında ve bütün ekibine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak bir daha 15 Temmuz yaşatmasın ama 15 Temmuz'daki birlikteliği, beraberliği her zaman yaşatsın bize. Evet. Ben her zaman biz sizlere de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun kardeşim. Allah razı olsun.